Hepinize iyi akşamlar. Çiftçi TV Köy Kahvesi'nden bu haftada Tekirdağ'dayız. Tekirdağ merkezdeyiz. Köy Kahvesi programı bu akşam ticaret borsasındayız. Tekirdağ'da Önder çiftçilerimizle, Önder Çift Projesi'nin uygulayan, büyüten ve bugünlere gelmesini sağlayan grupla birlikteyiz. Biz burada bu akşam Avrupa'da tarımı, daha spesifik, daha özel konuları, olan sorunları ve çözümleri konuşmak istiyoruz. Bunun için gerçekten doğru bir kadroyla birlikte olduğunu düşünüyoruz. Misafirimiz Ali abi, Ali Karevli ve hepsi birbirinden önemli konuklarımız inşallah. Biz burada şimdi ilk önce Önder Çiftçi'nin projesinin başlangıcı, işte gelecekteki projeleri ve tarımda ne yapmak istediği, Kanola'da mesela Türkiye'de en büyük söz sahibi Önder Çiftçi Projesi. Kanola Türkiye'de şu anda olduysa, biz de zamanında orada çalıştık. 1,5 yıl Malkar Önder Çiftçi'de çalıştık. Orada da gerçekten Kanola bu ülkede varsa bu grubun tırnaklarıyla uğraşma sayesinde var. Kanola tarımını, Avrupa'daki kanola tarımını ve burada olması gerekenleri konuşmak istiyoruz. Ali abi senle başlayalım. Hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk. Ben Ali Karevli, Muratlı Kepenekli köyünde. Çiftçilik yapıyorum. Evet. Hem buğday, kanola, arpa, ayçiçeği. Evet, ekiyorsun. Bildiğiniz gibi Önder Çiftçiliği'nde kuruluşundan bu yana. Evet, siz tabii en başından beri kurumun içindesiniz. Kaç sene oldu abi? Valla 87'ye kurulduğuna göre 87'den bu yana kaç sene oluyor? Bayağı bir sene oluyor. Oo, 87. Yani yaklaşık... 2 senede kurulması için çalışmalar sürdü falan. Hep bir yandaydık o zamanlar falan. Seneye 30 sene olacak yani. Evet, herhalde öyle olacak. 30 sene olacak. Kanola'yı kaç senedir ekiyorsun abi? Kanola'yı da tahmin ediyorum 20 sene olmuştur. 20 sene. Hiç boş geçmedi, her sene ektin değil mi? Öyle mi aşağı yukarı? Her sene ektik. Tabii bazı sene donduğu seneler, zarar gördüğüm seneler oldu. Evet. İklimden kaynaklanan, işte geç yağmurların gelmesi, geç çıkış, daha sonra erken donların olması falan. Hı. Zarar gördüğüm seneler oldu. Evet. Bunun dışında her sene ektik tabii ki. Yani Kanola'nın Türkiye'deki durumu ne görürsen, Avrupa'yı bilen, kendin de Almanca bilen, yani, Almanya'yı, Avrupa'yı bilen bir insansın. Bir miktar. Evet, bir miktar. Oğlum canım abi, sen bu konuda bizim gerçekten idolümüzsün ya, gelsen öyle. Neyse, yani nasıl görüyorsun? Avrupa'yla aramızda ne fark var, ne olmalı tarımında, şeyinde? Bizde mekanizasyon eksik olduğu için Türkiye'de. Evet. Kanola tarımı için de hassas mekanizasyon gerekiyor. Hı. Ya bu da Trakya'nın işte bazı bölgelerinde var, her yerde yok. Bu yüzden önü açık, çok açık fakat çiftçinin bilinçlenmesi ve biraz yatırım yapması gerekiyor. Evet. Bu işin nasıl daha yapılabildiğini görüp ona göre uygun mekanizasyon olacak ki yapabilsin. Evet. Önü açık, önü açık ama evet, eğitim gerekiyor. Yani çiftçinin... Ekim makinası ile ilgili mekanizasyon değil mi abi derken? Ekim makinaları şimdi tabii Türkiye'de ekim makinaları aynı seviyede ekebilen makine bizde pek yok. Evet, evet. Ayaklar dalıyor çıkıyor. Tamam. Farklı derinliklerde tohumlar ekiliyor. Bu tabii çıkış zorluğu demek. Evet. Ve bu yüzden de fazla tohumlar atılıyor. Evet. Homojen çıkış sağlanmıyor. Çıkış yani 2 santim, 3 santime bütün tohumların gelecek şekilde ekebilmesini evet, sağlayacak takım bizde henüz yok. Yok. Bunlar dışarıdan gelmek zorunda. Yerli üreticiler henüz bu şeye girmediler. Bu altyapıyı yapamadılar. Bu altyapıyı yapamadılar. Evet. Bunların dışarıdan edinmek de tabii pahalı şeyler. Ucuz değil. Ha. Ya bazı çiftçilerin birleşerek bunları edinmeleri lazım, ya birilerine ektirmeleri lazım. Bunu bir şekilde organize edilmesi lazım. Ben şimdi geçmişi hatırlamıyorum. Ufakken biz de Hayrebol'da ufakken kanala ekmiştik, hatırlıyorum o zaman. Çok eskiden babam zamanında. Ben de babam zamanında ekmiştim, hatırlıyorum. O zaman atarken de kaç kilo tohum attık biz babam? O zamanlar ben hatırlıyorum 1,5-2 kilo ekiyorduk. 1,5-2 kilo dekarına ekiyorduk. Bu o zaman aynı seviyeye ekmeği miydi? Nasıl da oluyordu bunlar şimdi? Onu da düşünüyorum bir taraftan. O zaman ben bir sene hatırlıyorum mesela. O 1,5-2 kiloyu ekecek makine de yoktu bizde. Biz ne yaptık? Biz onu gübreyle karıştırdık. Üreyle karıştırarak. Öyle mi atıyorduk ha? Tabii, tabii. Biz bir sene öyle yaptık. Bir baktık %20'si çıkmış, geri kalan çıkmamış. Bozduk gitti. Anladım. Yaşadık yani. Saçma yapıyordu. Saçma yapıyordu. Ha tamam, şimdi onu bilmiyorum ben şimdi. Çünkü sadece mahsul kısmında vardı, çalışmasında yoktum. Yani ayakla da ekebiliyorsun ama o kadar az attıramıyorsun makineyi. O anladım. Çok zor. O çok zor. Hmm. Şanzımanlı şeyler yoktu. Midlerler yoktu. Midler yoktu. Dişliyle ayarlayacaksın. Dişliyle ayarladığın zaman da 1,5 kiloyu nasıl getirebileceksin? Çünkü anladım. 10 kilodan 12 kilodan başlıyor ekimler. Evet. O kadar az gramı attıramıyorsun. Anladım. Üreyle, gübreyle karışarak atmayı denemiştik.
bir sene başarılı olmuştuk, ikinci sene başarısız olmuştuk. Öyle şansaydı. Şansaydı onu. Ot tabii ki çok ot problemi de vardı. Hiçbir ilaç yoktu o zaman. O zamanlar deniyordu ki işte sık ekin otu bastırsın. Kanalı önce çıkarsa otu bastırır, daha sonra çıkmaz. Yani öyle otlu motlu oluyordu. Ondan sonra eleyerek, kurutarak çok iptidaiydi. Anladım. Verimler nasıldı, hatırlıyor musun o zaman? Hatırlıyorum. Bir sene zannedersem 150 kilo almıştık. Sonra 170 kilo almıştık. Yine de cazipti. Çünkü ayçiği kurak giderse ilk barda ekildiği için 80 kiloda da kalabiliyordu. 60 kiloda da kalabiliyordu. O zaman öyleydi. O zamanlar falan. Hatırlıyorum. Onun yanında yine de cazipti. Ama bu işte asit oranlarından dolayı yasaklandı. Şu andaki verim ortalamamız ne Ali abi? Senin mesela son 20 yılda aşık ortalama verimin. Tabii hiç alamadığımız seneler de oldu. Alamadan dolayı kayıp seneler de oldu. Normal seneler, yani kötü seneler işte 300 civarında olabiliyor. 270-320 civarında. Evet. İyi senelerde 350-400 arasında civarında. Çok az olarak 400'ü geçtiğimizde oluyor. Ama 20 senede bir sene iki sene çok önemli değil oldu. Ortalama 350 diyebiliriz. 350. Ben gördüğüm, biz Avrupa'dan geri değiliz açık şey kanal ton veriminde. Hani biz Avrupa'yı yakalıyoruz yani, değil mi Ali abi sence de? Doğru, bence de, bence de öyle. Hatta eski Doğu bloku ülkelerinden daha ilerideyiz. Yani. Ondan daha ileriz. Avrupa'da evet, Almanya ile bir kafa aşağı yukarı aynıyız yani. Yakın. Onlar 400'ü falan buldular. Tabii buldular. O civarda. Evet. Bizim önder çiftin ortalaması da bilmiyorum, belki 350 var mıdır ama 320-350 arası. 350 arası. Genel bir genel yani gene iyiyiz yani. Ben vallahi yani ben şimdi mesela bakıyorum ben tohum anlamında hani yeni bir şey varsa bu 5 kilo varsa getireyim diye bakıyorum rakamları yapıyor 350-400'lerde yani böyle o segmentteyiz biz yani. Önerimiz iyi çünkü şöyle Önder Çiftçi Kurulu'ndan bu yana Almanlardan bilgi alıyor. Yani bu tarım için ne uygulaması lazım, hangi gübreler, hangi ilaçlar, neler uygulaması gerekiyor. Bilgi olarak her şey uygulanıyor. Hı. Bu verim farkları bence iklimden dolayı. Yani İklimden dolayı. Uygun, yani gerekli zamanda diyelim ki Mayıs ayında ikinci yarısında yeterli yağmur yağmazsa verim düşebiliyor. Evet. Bir de çok sıcak olursa hava şartları falan verim düşebiliyor. Onlarda tabii bu daha dengeli. Evet. Yağış dağılımı daha dengeli. Onlar top verimleri yakalayabiliyorlar. On daha yüksek ya. Şansa bağlı. Bazı seneler yakalıyoruz. Bazı seneler biraz eksik olabiliyor. Evet. Kanalda sence bizim ülkemizde değişmesi gereken bir şey var mı? Yani Avrupa'dan gelmesi gereken bir ürün var mı? Veya biz ne konuda Avrupa'ya göre ne durumdayız şu anda kanola tarımında? Bence bizdeki ekim alanları çok az. Bu Macaristan bilmiyorum bizim kaçta kaçımız arazi olarak. Birkaç hafta evvel Macaristan'dan bir ekip gelmişti. Onlara işte bir şeyler sorduk. Onlar da ziraatçıydılar. O ufacık Macaristan'da ekilen kanolayı sorduk. Türkiye'de ekilen kanalın 10 misli olduğunu söylediler. Olarak. Biz o küçücük Macaristan'daki ekilen kanalın ancak onda bir kadarını ekiyoruz. Bu daha ne kadar önünün açık olduğunu gösteriyor. Almanya'da bu oranlar %30'ları bulmuş. %30 yani değil mi? Ekilebilir arazilerin %30'lu kanala. Her sene kanala. Her sene. Bu bizde bilmiyorum ama belki 30'da birdir, 40'da birdir. Türkiye, bütün Türkiye'ye. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. O kadar azdır yani. Kesinlikle. Çok açık ama dediğim gibi işte çiftçinin tabii yatırım yapması gerekiyor. Uygun makineler alması gerekiyor. Alması gerekiyor. Bilgi alması gerekiyor. Çok yabancı bir konu. Alıştığımız bir tarım değil. Kontrol değil. Kanalın tohumu çok küçük bir tohum. Evet. Çıkışta çok hassas. O hassasiyeti işte ekebilecek, sağlayabilecek aletlerin olması gerekiyor. Ekim yapabilmesi için falan. Toprak hazırlığı çok önemli. Kanalının erken ekilmesi gerekiyor. Uzun bir sıcak bir yaz olduysa, yaz yağmurları olmadıysa toprak çıkartmanız lazım. Bu toprağında topaçlı olmaması lazım. O kurakta bunu nasıl yapacaksınız? Bir evvel ekilen buğdayın saplarının halledilmesi, gömülmesi lazım bir şekilde. Bunlar tabii hep ekip ve mekanizasyon işi. Son 3-4 yıldır ayçiçekte fiyatlardan bu yıl harici fiyat düştüğüne ötürü, bir de verimden ötürü bir kaçış oldu. Gerçek. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani ayçiçek geçen gün azalan bir ürün haline geldi Trakya'da. Eskiden Trakya deyince ayçiçeği yiyirken yani %30'lara belki %35'lere kadar düşmüştür bilmiyorum tam ama ben sadece pazar tahmini yapıyorum yani açıkçası. Bu ayçiçeği kaçış kanala geçemez mi abi? Geçebilir zaten bu ara sıra oluyor. Bazen ayçiçeğinde işte düşük verim, düşük fiyat olduğu zaman kanalaya kaçış oluyor ama ilk defa kanal ekenler çok başarılı olamıyorlar. Bu sefer ondan da tekrar geriye kaçış oluyor. Bu böyle gidiyor. Bence kanalda tarımının iyi yapılabilmesi için önder çiftçiye benzer organizasyonların olması lazım. Mühendis seçtiğinde
yeterli bilgilerin üreticilere gitmesi lazım. Kontrollü olması lazım. O zaman sorunlar daha az olur. Daha az olur. Uygun zamanda ekilebilmesi lazım. Uygun zamanda ekilebilir. Geç ekimler oluyor. O da riskli oluyor. Riski anladım. Çiftçi de bir kere riskten dolayı zarar görürsün. Görürüz. Bir daha da ekmemeye çalışıyor. Anladım. Bu sıkıntılar var. Anladım. Mesela kanola eskiden satış problemi vardı. Çok sıkıntılıydı. Ama şimdi bakıyorum en rahatlatılan ürün. Gerçekten öyle. Bu gerçekten yıl, de şu an. Kanola gerçekten o bu Önder Çiftçi'nin başarısı bence yani. Bence yani, Önder Çiftçi'nin başarısı. Önder Çiftçi'nin başarısı gerçekten yani. Evet, evet. Önder Çiftçi'nin başarısı. Bir de sözleşmeli ve toplu üretim ve pazarlamayla evet. Hiç problemsiz. Hatta biz biçtikten 10 gün sonra paramızın bir kısmını daha sonra tamamını tabii. Evet, tahsil ediyorsunuz. Bir de eskiden mesela Ayçet'te işte adam 20 gün sonra ödeyeyim derken kanola hemen peşin para. Evet, dönem bir ürün oldu yani. Çünkü öyle bir dönem ki fabrikanın zaten yattığı bir dönem. Evet. Dolu bir dönem. İşçiye maaş ödüyor. Sürekli giderler var. Fabrika çalışmayacağına kanola alarak tekrar çalışır hale geliyor. Tabii. Bir de şeyde gördüm mesela. Tüccar normalde hiçbir ürün için tarlaya kamyon yollamazken bunda kanalda kamyon bile yolluyor. Evet. Yani gerçekten bu pazarın ve belki azlığından belki aranmasından o da çok güzel bir şey. O çok hoşuma giden bir şey. Çünkü bütün yağ fabrikaları o sırada boş. Boş. Hepsi çalışmak istiyor. Çalışmak çünkü istiyor. Sürekli giderleri var. Çalışması lazım ki bunları karşılasın. O da çok iyi yani. Çıkan ürün çok az. Yani ekim alanları şu anda çok az. Doğru. Bunlar inşallah ileride yayılırsa, genişlerse fabrikalar da rahatlar, herkes rahatlar ve Türkiye'de yağ açığı var. Evet, yağ açığı var. Bir fabrikatör söylemişti, sizin ürettiğinizin iki mislini biz zaten dışarıdan getirtiyoruz demişti. Evet, aynen. Yani bunu siz üretin ki dışarıya paramız gitmesin demişti. Evet, bu yüzden önü açık olarak olduğunu düşünüyorum. Onda şimdi fon yok değil mi abi dışarıdan gelende? Kanalda fon falan devletin bir yaptırım. Tam bilmiyorum şu anda nasıl olduğunu. Yaptırım bilmiyorum. Bilen şey var mı acaba? Fon nasıl? Ha, bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Bazen değişiyor. Ali abi al, buyur sen de kendini tanıt. Ali abim de bizim aynı zamanda Tohum Yetiştiriciler Birliği'nin eski yönetim kurulu üyesi. Hala. Hala. Şu anda öyle mi? Devam. Ben yedekten girdim. Yani yedekten girdim ama haberim yok bak ben. Evet. Son bilmiyorum. Teşekkür ederim. Süper yani. Teşekkür ederim. Gerçekten o da bizim gururumuz yani inşallah. Evet. Ali Çetin, Sürenpaşa ilçesi, Tekirdağ Kılavuzu Mahallesi çiftçilerinden Önder Çiftçi üyesiyim aynı zamanda. Az önce de bahsedildiği gibi kanolayı başarısı Önder Çiftçi'nin başarısıdır. Evet. Kanolayı Türkiye'ye Trakya, en önce Türkiye'ye daha önce girdiği gibi söylendiği gibi 20 yıl önce 30 yıl önce denenmiş fakat o günkü teknolojiyle şimdi teknolojisinde dağlar kadar fark var. Bu teknolojiyi yıllar içerisinde teknolojiye çabuk ulaşmak da öyle hem ekonomik olarak hem bilgi olarak kolay değil. Evet. Yıllar içerisinde bunu şu anda hemen hemen son noktasına gelmiş gibi. Son noktasına. Yani çok az bir şey kaldı. Artık gerçekten öyle. Gerçekten çok öyle. Az bir şey kaldı. Artık o son teknolojiyi, son o büyük evet. ekipmanla ulaşmamız zor değil ama küçük ekipman, yerli yatırımcılar, yerli makineciler de buna destek verdiği anda buna ulaşmamız mümkün artık. Evet. İşte kanolanın Türkiye'deki esprisi yağ açığını kapatmak için. Türkiye'nin evet. yıllık 1 milyon 200 bin ton yağa ihtiyacı var, ham yağa. Üretilen ayçiçeği 5-600 bin ton bundan çıkarılacak ayçiçeği işte oranlarsa falan. Bir de dizele %3 ham yağ bazlı %3 dizele yağ bazlı ürünlerin koyulması şartı da var. Avrupa Birliği fon normlarına göre. Hı. Bu kanolanın önünü daha da açıyor. Daha da açıyor. Sadece ve sadece biraz daha destek maddi destek değil de bilgi desteği ve tarımsal mekanizasyon desteğiyle bütün çiftçilere ulaşabileceği seviyeye getirmek. Ama kanola Türkiye'nin her yerinde yapılamaz. Çünkü Orta Anadolu, diyelim ki Konya bölgesinde tabii. yapılamaz. Ama yazlık ekilebilir mesela orada. Kışlık olmaz da. Olabilir. Sulanabilir Konya yani. İçin sulanabilir yani. Doğru yani. Bence yani. Tabii. Sulanabilir belki doğru ya, öyle düşünüyorum. Biz Tekirdağ'ımızı düşünürsek, tabii, Trakya'mızı düşünürsek Trakya'nın her yerinde rahatlıkla tarımı yapılabilen. Tabii. Buna önce çiftçilerimiz risk alacak. Riskini göz önünde alacak. Ona göre bu yolda devam edecek. Evet. Yani kanoladan ziyade diğer tarımsal tarım yapma açısındaki şeylerimizi, sorunlarımızı konuşmaya gelirsek. Evet. Yani Türkiye'de tarım tabii ki çok zor. Tarımdan para kazanmak çok zor. Dünyada da çok zor da Türkiye'de daha zor. Sadece ve sadece açık hava ve yağış rejiminle bir de bunun riskli bölgede bulunuyoruz. Dolu, evet. rüzgar,
bu riskleri göz önüne alırsak açık havada, açık alanda yaptığımız için daha da riskliyiz. İşte bütün çiftçi arkadaşlara, çiftçilik yapan arkadaşlarıma yardımcısı olsun diyorum Allah'ın. En önemli sorunlarımız tarımda girdiler. Girdilerimiz çok pahalı. Sanırım son 5 yıldan beri diyelim ki buğdayda fiyatlar 3 kuruşla 5 kuruş arasında aşağı yukarı oynuyor. Bu da nedir? 5 yıl öncesi kazandığımız parayı kazanıyoruz demektir. Bu kadar ya. 5 yıl önce kazandığımız parayı kazanıyoruz. Fakat 5 yıl önce mazot 2 liraydı. Şimdi 3,5 lira. Bir de şu an dünyada petrol düşüyor. Bize düşmüyor. Yani her yere düşerken bize düşmüyor. Bir de o var yani. O, bir de bu evet. Politikanın o yönü var. Bunun yanında çiftçilerimiz yatırım yapmak zorunda. Bir şeylere ulaşmak için verim yani bizim tek amacımız verim arttırmak. Başka türlü para kazanamayız. Evet. Onun için verim arttırmak zorundayız. Verim arttırmak için de bazı teknolojilere, bu makina, tohum, ilaç, bunlara yatırım yapmamız gerekiyor. Yani bunların yüksek teknoloji ürünleri elde edip bunları kullanmamız gerekiyor. Bunlar da yüksek maliyetli. Bu maliyetleri karşılayabilmemiz için para kazanmamız gerekiyor. Yatırım yapabilecek kadar, yani sürdürülebilir tarımı yapmak kadar para. Çok çok paralar zaten dünyada yok. Biz de çok para kazanmak için uğraşmıyoruz zaten. Evet. Yeter ki üretime devam edelim. Tek amacımız üretime devam edebilecek kadar para kazanmak. Evet. Ali abi, biyodizel konusunda Kanada'yı teşvik etmek için ben bakanlığa bir önerim olmuştu. Tabii bundan önceki Sayın Bakanımızla ulaşmıştık, söylemiştik, kabul edilmedi. Evet, edildi. Bu işte sizin gibi öncü kuruluşların, evet, öncü şirketlerin, evet, öncü ziraat mühendislerin, evet, önünü görebilen, ilerisini, evet, görebilen arkadaşların, evet, sayesinde olmuştu. Şu anda, evet, az önce bahsettiğim dizelde kullanılan %3, bu 1-2-3 olarak son geçen yıl başladı, evet, sanırım. Başladık şey yapmaya. Benzinde de etanol. Evet. Onun miktarını çok fazla bilmiyorum ama şu anda kanolaya, yağa ihtiyaç biraz da bu yönden artıyor. Bunun bir adım sonrası aklımıza geldi bizim. Bir adım sonrası şöyle ki, dedik ki köylü kendi ihtiyacı için 200 dakika gerekiyor. 200 dakika ne kadar biyodizel lazım? 2 ton. 2 ton biyodizelin ürettiği kanolanın desteğini devlet sana versin. Sen 2 ton için gerekli 4 ton kanolanı üret. Devletin tarım kredisine götür. Sana biyodizel geri versin. Hem desteğini al. Böyle bir proje mesela böyle olsa bu millet bunu kanala eker mi abi? Yani kesinlikle. Zaten hayata geçmesi lazım gelen bir fikir bu. Yani her köylünün %10'u, %15'i, ekimanı bir ödüler için ekilmeli. Böyle bir kapsam Türkiye'de kanalayı, yağışını azaltır mı, arttırır mı? Ya senin dediğin doğru ama sadece biyodizelde sadece kanola yağışı kullanılmıyor. Tabii. Diğer çeşitli yağlar da kullanılıyor. Yani, ben sonuçta yağışımızı kapatmak için bütün bitkisel yağlara ihtiyacımız var. Var değil mi? Kanola, ayçiçek, aspir, soya. Soya tabii. Aynı zamanda beslenme için de. Aynen. Beslenmek için de yağa ihtiyacı var. İnsan vücudunun yağa ihtiyacı var. Beslenmek, evet, için de ama iyi yağa ihtiyacı var. Yani çok fazla kolesterolü yüksek yağlara fazla tüketmemek gerekiyor. Onun bunda da Ali abi, tüketimimiz dünyanın üstünde mi? Yağ tüketimi kişi olarak altında mı? Herhalde dünya ortalamasının altında olduğunu düşünüyorum. Altında. Aynen. Mesela pirinçte ikinci dünyada. Pirinç çok tüketiyor. Ama yıl dışında yediğiniz pilavın hiç tadı yok Türkiye'deki. Tadı müthiş yani. O da bir gerçek yani. O da var yani. Yağ kullanıyor. Yağlı olduğu için. Onlarda yağ yok. Bildiğin lapa gibi bir şey yani ama yağ da bilmiyorum Ali abi, senin bilgin var mı? Ya ben ayçiçek yağını tüketimi bilmiyorum ama zeytinyağı biliyorum. Zeytinyağı da Yunanistan'da Yunan halkından bir vatandaşı yıllık tüketimi 90 litre. 90 litre. Evet. Türkiye 13 litre. Oo. Zeytinyağı. Ama Akdeniz ülkesi olmamıza rağmen Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi zeytinyağı kullanıyor fakat İç Anadolu, Trakya dahil hala zeytinyağı çok böyle nitelikli kullanamıyor. O yüzden bu obozitelerimiz, bu göbekler, o yüzden yani hepimizde. yani bir Yunan vatandaşı yılda 90 litre zeytinyağı tüketiyor. Ama 90 litre de süt tüketiyor. 90 litre de süt tüketiyor. Evet. Almanya'da bir vatandaşı yıllık süt tüketimi 93 litre. Her gün 250 gram. Standart. Her gün 250 gram süt içiyor.
anlamında sertifikalı tohum kullanımı anlamında Türkiye'de bir yere geldik. Evet, şimdi biraz ben aynı zamanda tohum yetiştirici alt birliği yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Türk Top'un, Türk Tohumcular Birliği'nin altında bulunan 7 tane alt birliğin en altında, yani tarlada, sahada çalışanların yönetim kurulu üyesiyim. İçindesin yani. Yani. Evet, içindeyim. 4 yıldan beri yönetim kurulu üyesiyim. Tohumculuk, yani 2008 yılında çıkan 5553 sayılı kanunla tohumculuk çok ileri adımlar attı. Sertifikalı tohumda kullanım yani son 6 yılda, son 5 yılda %300, %400 arttı. Verilen desteklerle tabii ki. Destekler verilmesi bu da ama şu anda son bu sene sanırım 60 kuruş kilo başına destek geliyor. Bu da nedir? Yani ambarından eleyeceğine sertifikalı tohum al, iyi tohum al, tarlana et, daha yüksek verim al. Evet. Hem kalite, hem çimlenme oranları, her şeyle birlikte sertifikalı tohum, doğru sertifikalı tohum, doğru firma, evet, doğru iş. İnsanlarla birlikte tabii yani. Merdiven altı da var bu işte, hepsi var. Tohum, sertifikalı tohum kullanan devlet zaten bir destek veriyor 60 kuruş. Evet. Tohum yetiştiricilerine bundan önce yaptığımız çalışmalarda bir destek daha gündeme getirdik. Sanırım bakanlık bunu bu sene olmasa da önümüzdeki sene bütçeye alacak. Tohum yetiştiricilerine, fakat tohum yetiştiricilerine, sertifikalı tohum ekenler değil. Evet. Tohum yetiştiricilerine ayrıyetten aldığımız bir 5 kuruş destek var müstahsilde. Evet. Buğday üreticilerine. Bunu 10 kuruş yapmak. Evet. Yani bir farklılık yaratmak için tohum yetiştiricilerine bu desteği de bakanlık önüne koyduk rapor olarak. Bu çalışma yapılacak. İnşallah önümüzdeki yıl bu ödemeler, bu destekleme gelecek. Sizin dediğinizde paralel bir şey, bizim de en son TÜSİAP'ın toplantısında Ümit Bey gelmişti. Hepsinde birlikte çalıştık. TÜSİAP ve Türk Top'la birlikte. Mevlüt Bey'in yardımcısı Ümit Bey gelmişti en son. Genel yardımcısı TÜSİAP'ın toplantısına. Orada ben bir teklif sundum. Dedim ki hani sözleşme ekibimiz var ya Ali abi şimdi. Ayçiçek'te yapıyoruz. Kanal'da yapıyoruz. Dedim tohum yetişen kişiye 10 lira 15 lira sözleşmeli üretim desteği verin. Ama dedim bunda şart koşun. Müstahsil karşılığı verin. Çünkü şöyle bir şey var, bizim Trakya'da yaşanmıyor. Biz de tohum size gidiyor, dışarı kaçmıyor. Bizim halkımız tohumcuda iyi çalışıyor yani. Ama Konya'da siz daha iyi bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Yani dışarı satanlar var, vermiyor falan filan gibi. Yani tabii bunu her yerde var. Sadece Konya'da değil yani. Affedersen 2000 dekar, 3000 dekar yer çalışan çiftçiler tohumculuk yapmaya çalışıyor. Ne yapıyor? İşte yani tohuma sertifika da var ya şimdi sanayiciye. Evet. 10 lira, 10 kuruş bir tohuma destek var TÜSİAP üyelerine, sanayiciye. Burada neyi para kazanıyor? Yani 3000 dekar yeri 1500 ton buğday yapsan, 1500 ton buğdayın hepsini tohumluk olarak satsan abicim 2250 lira, 225 bin lira bunun şeysi var. Evet. Desteği var, karşılıksız işte, maliyeti yok bu para. Bunda dedik yani bunu tohumluk... Biz dedik bu parayı paylaştıralım yeter. Bu tohumluk üretim desteğine sözleşme üretimi kapsamına koyabilirsiniz dedim. Ümit Bayram Uslu oradaydı. Şimdi atladım. Ümit Bey oradaydı, sağ olsun. Söyledik böyle, çok teklifi sıcak baktı. Ve bütçeden olabilecek bir şey olduğunu söyledi. Ayşe onu... Evet yani bütçeyi çok zorlamayacak bir şey. Bu evet, 2016 yetişmeyecek. Onu en son bizim Antalya'da yaptığımız bir çalıştay vardı. Tohum yetiştiricisi alt birliği olarak bir çalıştay yaptık. Bunu bakandan gelen yetkilileriyle görüştük. 2016 bütçesine yetişmesi çok sıkışık. İşte bu asgari ücretlerin yükselmesi, onların yükselmesi falan yetişmeyecek. Aslında çok fazla bir maliyet değil ama yani bu da bir devletin bir şey politikası var, mali politikası var. Bunu da çok fazla ne biz zorlayabiliriz ne onlar zorlayabilir. Yani hükümet olarak onlar da zorlayabilir. 5 kuruşu 10 kuruş. 10 kuruş. Aynen. Bunun getirisi önümüzdeki yıllarda onlara oraya da yansıyacak. Yani ülke tohumculuğuna da yansıyacak. Çünkü hedef 1 milyon tonsa bunu desteklemeden olmaz. Hedef 1 milyon ton ve üzeri ise yani hedef o zaten. Yani biz bununla çalıştırmaya başladığımızda hedefimiz odur. Şu anda zaten 700 bin ton. Oo çok iyi. Yani sadece tahıl olarak değil ama bu. Hepsi için. Hepsi, hepsi için. Tohum. Tohum diyoruz yani. Sebze, işte sebze, tahıl, evet, çeltik. Hepsi. Ya hepsi. Tahıl, çeltik de tahıl yani. Bunların hepsi içinde. İnşallah bir 10 yıla kadar ulaşılır buna. Ulaşılır. İnşallah. Ulaşılır. Ama bu çalışmaya devam edilmesi lazım. İstikrarlı çalışmaya devam edilmesi lazım. Yurt dışında sence bu işler, tohum işleri gittiğinde? Yurt dışında tohum işleri... Yani yurt dışında buna yatırım, buna bilgi ve teknoloji olarak 1945 yılında başlamışlar abi. 1945 yılında bizim en son ziyaret ettiğimiz Hollanda'da bizim Önder Çiftçi Kooperatifi ve Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği'ne benzer bir sivil toplum kuruluşuna gittik. Bunlar bu işe 1945 yılında başlamış. 45'te. Devletle tam ilişkilerini kesmiş. Hiç devlet son nokta denetleyici. Her şeyi bu birlik yapıyor.
Sahada denetleyici o. Mikrobiyoloji denetleyicisi o. Tohum safiyatı, tohum çimlemesi hepsini onlar, sertifikayı da onlar veriyor. Devlet son kontrolünü yapıyor. Alıyor numunesini. Bakıyor güvenlik, gıda güvenliğini. Son noktada o. Anladım. Bir de tohum güvenliği. Kalıntısı onların o mevzuatları, yasaları o kadar güzel ki dışarı çıkman, yanlış yapma şansın yok. Yok. İstesen yanlış yapamazsın. Bu kadar güzel yazılmış. Çok iyi. Bu örneklerle zaten bizim bu bizim danışmanlık derneğimiz, bu kooperatifimiz bilerek veya bilmeyerek işte Almanların yurt dışındaki bu geleneğinden kaynaklanan bu şeyi bize asbelkader 1986 yılında biz de bunda tanıştık bunlarla. Ondan sonra ben bunları yurt dışında gördükten sonra doğru olduğuna kendimi inandırdım ve arkadaşlar da zaten herkes benim gibi yurt dışına çıktı, gördü evet. Ve bunun doğru yol olduğuna inandık ve doğru yolda gittiğimize inanıyorum. Ha. Sen 86'dan beri Önder ben Çiftçi. 86'da askerdim, 88'de girdim. 88'den evet, 88'den beri Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği, tohumculuk ve kooperatif olarak Tekirdağ'da ülke genelinde örnek bir kurum. Evet. Kurum olduk artık. Kurum evet. olduk diyebiliriz. Evet. Kurum olma yolunda gidiyoruz ve kurum olduk. İnşallah bundan sonra önümüze yapacağımız çok işler var. Yani durmak, artık dünya çok hızlı hareket ediyor. Gerçekten öyle. Çok hızlı hareket ediyor. Dünya o kadar hızlı hareket ediyor ki şimdi Avrupa'da her şey gıda ile ilgili. Yiyecek, gıda, güvenli gıda. Az önce de bahsettim. Hollanda'da gittiğimiz firma artık hiçi sadece bir departmanını sadece patates ayırmış. Patates, sağlıklı patates, hastalıksız patates tohumu yetiştirmek için. Tek işi o yani. Evet, zaten bir tane bulduğu zaman zaten dünya herkes ondan alacak. İlk bulan kimse... Lambayı Edison bulmuş, dünyaya satmış. Abi dünyanın evet. zengini, en zengin adam olmuş. Yani şimdi bu insanların beslenmeye ihtiyacı var. 7 milyar insan var dünyada. Sağlıklı gıdaya ihtiyacı var. Bunun için de çalışmalarımızı Türk tohumculuğu olarak bu yönde yapmakta fayda var. Evet. İnşallah yapılıyor zaten. Ama işte 1945-2008 evet. 65'te atılmış ilk adımlar Türkiye'de ama yani işte gecikmeli olarak aradaki kesintiler uğradı, uğramasına rağmen devam ediyor. Devam ediyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haydar abi buyur. Kendini tanıyayım ben sana. Tabii tamam buyur abi. Haydar İnal, Tekirdağ Merkez Kılavuzlu Köyü. Köy demek adet olmuş şimdi. Abi zaten programın köy kahvesi abi, köy diyelim. Mahalleyi hakikaten öyle. Önder Çiftçi kurulduğundan 1986'dan beri işte üyesiyim. Aynı zamanda işte çiftçilik yapmak diyeyim. Buğday, ayçiçeği ve kanola üretimi yapıyorum. He. Nasıl verimler abi bu yıl? Nasıl bu yıl? 2015 bizim için kötü müydü, iyi miydi? 2015 yılı verimlerimiz iyiydi, güzeldi. Fakat az önce de arkadaşlarımın ifade ettiği gibi tarımın sorunları çok büyük. He. Yani tarım üstü açık bir fabrika diyelim. İlk önce çiftçi bütün sermayesini toprağa yatırıyor. Ondan sonra işte yılda bir sefer de onu hasat ettiğinde parasını almaya bakıyor. Tabii bu doğayla çok evet. iç içe bir şey. Evet. Yıl yağışlı giderse veriminiz iyi oluyor. Ama yıl kötü giderse veriminiz iyi olmuyor. Bu sefer de zarar ediyorsunuz. Şimdi bir de tabii arkadaşlar bahsetmedi ama ben şimdi bir de şey olduk, biz mahalle olduk. Evet. Yani tarımın bu yüzünü de var köylerde. Büyükşehir evet. olduktan sonra mahalle olduk. Şimdi bu mahalle olduktan sonra 5 yıl sonra işte ne bileyim şimdi ahırlarımız var köylerde. Evet. Bu devam edecek mi? Yoksa işte dışarı mı çıkacak? Yani bu muallakta bir soru. Evet. Tabii sizin köyde ciddi şekilde imar... Şu an yok ama... İmar içinde beklenti var veya yeni fiyatların artmasıyla bir beklenti var. Öyle de bir yani sıkıntı işte, var. Tabii yani işte arazi vergilerimiz ne olacak? Yani mahalle olduktan sonra. Evet. Yani bu da büyük sorun. Evet. İmara girmese de işte yükselecek mi arazi vergilerimiz? Bu da tabii çiftçinin maliyetini yükseltecek. Bu yıl kamala verimler biraz düşüktü geçen yıla göre değil mi? Bu yıl biraz bu daha. Bu yıl şöyle yani ilk eken arkadaşlarımız, üzerine yağmur gelen arkadaşlarımız 330 kilolarda falan aldı. Hı. Biz ikinci grupta ektiğimiz için biz 250 veya 200 civarlarında kaldık. Evet. Şimdi aslında tarım bence tamamen yani çok iyi desteklenmeli.
Sebeplerinden bir tanesi de şunu. Mesela ayçiçek priminin biz en az Kanada kadar olmasını istiyoruz. Yani bu neyi getirir bize? Buğday yerine buğday ekimlerini azaltır. Münaveveyi çoğaltır yani. Evet. Böyle bir faydası olur. Eğer desteklenirse ayçiçeği primi de kanola primi kadar. Tabii biz öyle bir kayıt geçen yıl hatırlıyorum. Ayçiçek ekimi yani üst üste buğday ekimi kadar Trakya'da kanola ekimi yok. Öyle mi? Tabii o kadar çok ciddi üst üste buğday ekimi var yani. Evet. Saati gıdaylı için yaklaşık 200 bin dekar, 300 bin dekar civarında üst üste buğday ekimi var. Çünkü niye adamlar çiftçimizin yeni beklenti içine girdiği için bakıyor ki nasıl hangisi iyiyse onu yapmaya çalışıyor. O da onu görüyor, öyle yapıyor. O konuda haklısın yani. Bence çiftçinin bu konuda desteklenmesi lazım. Yani kesinlikle çiftçi çok para kazanırsa bunu ne yapacak? Gene pardon, ülke içinde yatırıma dönüştürecek. Ne yapacak? İşte traktörünü yenilecek. Ne bileyim takım yani bir işte az önce Ali abimin ifade ettiği gibi o kombine takımı almaya çalışacak. Yani tabii. Çiftçi desteklenmeli diyorum. Kesinlikle. Şeyde bu önümüzdeki yılki ürünlerde şu anki durum nasıl? Çıkışlar falan iyi. Şu an kanola buğdaylarımızda herhangi bir sorun yok. Ha, gübre attık mı şu anda? Kanolalarımıza biraz gübre attık. Bir 14-15 kilo bir ürü attık. Bunu tabii mühendis arkadaşlarımıza danışarak aslında tabii biliyorsun bitki kış uykusunda. Baştan tabii buna biz dedik ki ya böyle bir şey olur mu? Ama işte sararmalardan dolayı yani azotunu aldığını, bitkide azot kalmadığını söyledi arkadaşlar. Hı. Bir 14-15 kilo üre atarsanız iyi olur dediler. Biz de tabii bu yağmurun önünde bir 14-15 kilo bir üre attık. Tabii. Onun toprağı ısıtma şeyinden faydalanmak için tabii biraz. Tabii yani işte. Toprağı sadece ısıtma. Ama kanalolarımızı attık. Buğdaylara değil. Ha bu derle atmadınız. Hayır hayır. Buğdaylara değil. Kanalolara attık sadece. Muratlı Hanoğlu köyü Kamil Uslu. Ben de 1990 yılından beri Önder çiftçideyim İrfan'cığım. Önder çiftçiden çok şey öğrendik. Bilgilerimiz sürekli yenilendi. Çevre genişledi. Sosyal yaşantıda farklıklar oluştu. O da çok önemli değil mi? Tabii yani, ki. Yani benim o da çok önemli. Önder çiftçiye girmemin en büyük amaçlarından bir tanesi o da çok önemli. Sosyal aktivitede bulunmak için de ilk amacım. Evet. O zaman çocuk yani gençlik gözetmeden, bir ticaret gözetmeden. Tabii tamamen yani çok sosyal yaşantım şekillensin diye. Bunun evet. Ardından da oradaki bilgileri aldıkça da ziraatın yapma şeklin değişti. Olaylara bakış açın değişiyor. Ufkun genişledi. Çok güzel bir kuruluş. Evet. Babadan geldi. Evet. Geldi babadan. Ya tabii ki babayla kavga ederek tabii. O aşama da o da kolay değildi. Yani. Tabii. Babadan gelenleri kırmak da biraz zor oldu. O da bilgiyle işte Önder çiftçinin bize sağlamış olduğu teknik bilgilerle gerçekleşti efendim. Şimdi arkadaşlar bana pek söz bırakmadılar. Onlar çok şeyden bahsettiler. Bana konu kalmadı diyorsun. Bana pek konu kalmadı ama en önemli konulardan bir tanesi kanola. Evet. Konusuydu. Ve kanola ekiminin de işte münaveleli olması, 4 yılda bir olması gerektiğini düşünüyorum ben. İşte buğday, ayçiçeği, buğday ve kanola olarak düşünürsek ayçiçeğini araya koymamız için mutlaka Haydar arkadaşımın bahsettiği olay gibi ayçiçeğindeki desteğin kanola düzeyine atması getirilmesi lazım. Gerekir diye düşünüyorum. O zaman ayçiçeği ve münavele buğday ekimlerindeki anda, verim kaybında gideriz. Şu anda çiftçimiz buğday ayçiği buğday ayçiği mi yapıyor? Nasıl yapıyor abi? Buğday kanola ayçiği mi yapıyor? Nasıl? Şu anki münavele sistemi nasıl? Valla İrfan çok farklı. Biz 4 yılda bir yapmaya çalışıyoruz ama yani bunu kanolanın ayçiğine göre getirisi daha iyi olduğu için arkadaşlarımızın çoğu 2 yılda bir buğday kanola arada bir ayçiçeği ekmeye çalışıyorlar. Çünkü ayçiçeğin getirisi düşük kalıyor kanalaya göre. Onun için eğer ayçiçeğindeki o fark kapatılırsa kanola, buğday, ayçiçeği, buğday gibi bir münaveliğe girersek çok daha güzel sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum ben. Aynen. Onun dışında mesela bizim köyümüzde su var.
Evet, siz de o konuda bir program yapmıştık kanalda ama. Bir program yapmıştık ama inşallah. Siz programı yediniz. Nasıl evet, yediniz ben de bilmiyorum. İnşallah bir daha yiyeceğiz. Sesten yediniz herhalde. Sesten evet. Yazın traktör sesi ve çadır sesi. Evet. O programı yatırmıştık inşallah örneğin, bir daha geleceğiz. Örneğin işte sulu tarım. Evet. Sulu tarımın teknik bilgileri. Bu konuda ben 1987 yılından beri uğraşıyorum. Önder Çiftçi'ye 1990 yılında girdik ama Önder Çiftçi'nin de buraya gelmesi bir 25 yıldır içindeyiz de biz bu aşamada devletten sulama konusunda hiçbir bilgi alamadık. Evet. Yani bize gelip de şu sulu tarım şöyle olur, şunu şöyle yapın, şu diye bir çalışma programı yaptılar. Efendime söyleyeyim bizi ne şekilde gelip köylerde efendim işte bir gece eğitimleri verilebilir. Bunları yapmadılar ama kendi kendimize. Biraz da Önder Çiftçi'nin büyük katkısıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz biraz da. Bu konuda yine ciddi noksanız. Köyde tohumculukta ilerlediniz. Tohumculukta yine devam ediyor musunuz? İşte İrfan'cığım köyde tohumculuk bayağı ciddi işte aromatik bitkilerde olsun. Aromatik, soğan tohumlarında soğan olsun. Ciddi ekimler yapıldı ama riski çok fazla olan ürünler. Evet. Çok aşırı riskli olan ürünler, firmalar, tohumcu firmaları işi sürekli kendi yönlerinde kayıt ettikleri için zarar tamamen çiftçiye yansıyor burada. Anladım. Bunun da altından kalkmak biraz ciddi maliyet. Evet. Zarar ettiğimiz ciddi yıllar oldu tohumculuk. Tabii ama biz ısrarla devam ediyoruz. Sizde ilginç tohumlar var. Neydi o tohumlar? Dul avrat otu. Dul avrat otu. Evet, evet. Gobo dediğimiz dul avrat otu vardı Lobo. Bizde. Gobo. Latince. Evet. Gobo. Dul avrat otu. Ne yapıyor bu dul avrat otu? Ne oluyor bundan? Vallahi bildiğim kadarıyla Japonlar. Bunu Japon firması ektiriyor. Evet, evet. Ve tohumunu alıp Japonya'da tekrar ektirerek orada tüketiyorlar. Türkiye'de bunun tüketimi çok fazla yok. Evet. Köklerinden, köklerini yiyerek ve kimya sanayinde kullanarak faydalanıyorlar bundan diye duyduk. Öyle bir bilgi var. Efendim? Ginseng diye bir ürün onun gibi o zaman. Köklerine bir ginsengi var. O da onun Çin'in onun gibi. Ona yakın diyelim yani onun gibi. Onun o amaçla kullanılıyor diyelim. Daha farklı mesela bu sene ne var? Pırasa. Frank soğan dediğimiz bir olay var. Ama işte firmalarla, ektiğimiz firmalarla ciddi sorunlar yaşıyoruz. Çimlenme sorunları yaşıyoruz. Firmanın elemanı sürekli işin içinde olmasına rağmen çimlenme sorunu çiftçiye yansıtılıyor burada. Frank soğan nasıl soğan Kamil abi? Pırasa. Pırasa. İnce uzun. Yani pırasa gibi şekillenen. Evet. Pırasaya benzeyen kökünden, sapından. Tadı soğan faydalanan. Tabii tadı soğan. Soğan pırasa arası bir ürün. Ben bizzat birebir daha yemedim. Çünkü biz tohumunu yetiştirdik. Tohumunu yetiştirdiğimiz için onu yiyemiyoruz. Yemek kısmet olmadı. Yemek kısmet olmadı. Seneye kısmet o tohumdan ekerek yetiştireceğiz kendimize i̇nşallah, kadar. İnşallah biz de yiyelim. Yiyeceğiz kısmetse. İnşallah. Mısır tohumu işi nasıl? O da iyi miydi? Onu da bu sene mısır tohumu çok iyiydi. İklim koşulları çok uygundu ve ciddi bir verim elde ettik. Kaç kilo tohumdan verim aldın sen? 600 kilo verim aldık bu sene. Çok iyi. Tohumdan. Çok iyiydi. Diğer yıllara nazaran çok iyi. 250-300 kilo arası bir şeydi eski yıllarda. Çok iyi. Bu sene yaklaşık olarak bir %120 gibi çok iyi. Bir artış var. İnşallah. Da Hanoğlu, bu tamamen konuda iklim koşullarından bir de uygun tohumun, Trakya koşullarına uygun olan tohumun denk gelmesinden kaynaklandı. Yani çiftçi zaten elinden geleni yapıyor. Evet. Burada bir sorun yok. Çiftçi aynı sulamayı veriyor. Ama şartlar tohum Trakya koşullarına uygun olmadığı zaman istediğin sonucu elde edemiyorsun mısır tohumunda. Tabii Hanoğlu'nda siz 5-6 kişi dosyalı bir grubunuz var. Ne güzel sonuçta ortak hareket ediyorsunuz. Valla o konuda biz çok iyiyiz. Evet, arkadaşlarla yani çok iyi anlaşıyoruz. Evet, evet. İnşallah onu daha ileriye taşıyacağız. İnşallah evet. Ya bir kooperatif ya bir şirket İnşallah. Olayına taşımak istiyoruz sulamada. İnşallah. O çok inşallah güzel o konuda başarılı oluruz. Ufak tefek çalışmalarımız başladı. Herkes aynı doğrultuda düşününce o doğrultuda ne katarım sinerjisi oluşuyor. Ben öyle okuyorum. Şöyle yani söyleyeyim. Eğer bir iki kişinin dışında bu olay 3-4-5 kişi olduğu zaman çevrendeki insanlar artmaya başlıyor. Tabii. Bir kişi iki kişi sonuç değil. Ama eğer 5-6 arkadaş bu işi çok basit bir şekilde, çok adi bir limit şirket şeklinde, yani hiçbir yazılı kaydı olmayan bir şirket şeklinde yapıyorsun ve anlaşıyorsun, paylaşıyorsun, hiçbir sorun yaşamıyorsun.
çok güzel bir olay. İşte buna bir tık ileri şirketleşmeye veya kooperatifleşmeye taşımak lazım. Çünkü bizim geleceğimiz orada. Tabii. Kesinlikle orada. Ya yok olacağız ya birleşeceğiz, büyüyeceğiz. Hiçbir şansımız yok başka. Kesinlikle. Doğru düşünüyorsunuz. Benim görüşüm bu yönde. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ali abi şeyi konuşmak istiyorum. Şimdi Clearfit kanaldan çıktık. İlk önce program önce konuştuk da. Evet. Kanala teknolojisinde biraz sıkıntımız otta var galiba. Evet. Trakya'ya özgü bazı otlar var. Evet. Onlar bazı yerlerde de hakim olmuş vaziyetteler. Hı. Bilhassa hardal ve turp. Yabani turp. Turp. Evet. Bunu kanal içinde hardalın biraz mücadelesi var. Fakat evet, turbun şu anda hiç mücadelesi yok. Yok, o da bunu, o mikrofon var onda. Bunu yapabilmek için mutlaka Clearfit teknolojisine geçmek lazım. Öyle mi? Tamam. Fakat bu da henüz Türkiye'de henüz firmalar buna pek sıcak bakmıyor. BASF'in sıcak bakmadığını duyduk. Evet. Tohum firmaları hazır fakat BASF evet, izin vermediği için onlar evet, da yapamıyorlar. Şimdi bu şu anda ben mesela geçen sene birkaç kez görüştüm. O çiftçimiz ekmek için o kadar hazır mı ki hardalı işçi yani hardalı gidip çapayla yapanlar bile var ya. Tabii yani, inatla insanlar bunu üretmek istiyorlar. Aynen öyle. Yani çok çok için çok büyük çaba yani. Çapayla kendileri uğraşa yapmaya çalışıyorlar. Evet, çok büyük çaba bu yani. Doğru. Çok büyük çaba fakat yani. Fakat çok yoğun çıkan yerlerde bunu ele yapmak mümkün değil. Değil tabii. O zaman gözden çıkarıyorsunuz ürünü. Bir de yani o şeyi de biliyoruz. Hardal tur basıp da bozanları da biliyoruz. Değil mi? Çünkü çözüm yok, ilaç yok. Belki o kadar fazla çıkmaz diye ekmiş. Ama çıkış karşısında o kadar çok çıkış var ki teslim oluyor insan. Başka bir şey yapamıyorsunuz. Genelde hala kanola olmayan yerlerde daha çok çıkıyor. Tabii. Tabii kanolanın sık ekildiği yerlerde bu daha çok çıkıyor. Yani doğru. Bir de şey, buğday kanola ekilince bu doğru, dediğimiz doğru, hardal ve turp otları çok çıkıyor. Evet. Bir de köylüde şöyle bir şey var Haydar abi. Bilmiyorum al mikrofonu. Şey diyor. Yani önce sürersen sonra sürersen çok daha iyi olur diyor. Bu doğru mu Kanada? Tabii ki sürmenin çok faydası var. Yani otları alta gömüyorsunuz. Yani zaten sıvı ve ekim ektiğinizde de ilk önce kanalı çıkarsa çok güzel başarı var yani. Pulluk ya, olmadan kanalın başarısı yok diye bir tecrübesi yok var köyün. Yani pulluk da otun da ot anlamında. Evet. Mesela kanalda çok ciddi karışım çıkıyor. Tabii şimdi zaten sürülmeyince bu sefer de karaçim çıkıyor. Başımıza bela almaya başladı yani son yıllarda. Karaçim çıkıyor. Bir de ekmeden önce de kanal ekmeden önce sürersen hardalı çok azalttığını köyünün tecrübesi var. Tohumları derine gömdüğünüz için yani kanalı tohumları daha geç çıkıyor. Pardon özür dilerim. Hardalı tohumunu derine gömdüğünüz için onun çıkışı daha zor oluyor. Tabii kanalı sıvı bir işte 1-2 santim ektiğiniz için. Yani sürmenin daha tabii ki ota çok faydası var. Ben de yıl dışında bir data okumuştum Almanya'dan. Evet. Siz daha iyi bilirsiniz Almanca şeyi o konuda. Yani sürmenin de bayağı bir farkı var kanalda öyle mi abi? Tabii Almanya'da herkes sürerek ekmiyor. Yani tamam. Çizellerle hazırlayanlar da var. Derin işte bir tepki. Yani her ikisi de var. Bölgesel olarak sürümü genellikle çok yağışlı olan yerlerde tercih ediyor. Ha bölgesel olarak. Yerini de kurmak gerekiyor. Yeri kurutmak için de sürmeniz gerekiyor. Sürmeniz. Aşırı yağışlı yerler var. Onlar sürümü tercih ediyorlar. Daha az veya işte normale yakın yağış olan yerler var. Onlar da şeyi tercih edebiliyorlar. Çizel tipi aletlerle. Bir de çok büyük araziler var. Sürüm daha masraflı. Tabii daha masraflı. Daha zaman alan bir şey. Tabii. Yani herkes için sürüyor diyemeyiz. Öyle bir şey diyemeyiz. Onu diyemeyiz. Yani ama bizim köylünün tecrübesi de yani en büyük denemeyi tescili köylümüz yapıyor ya. Doğru. Ha, ot için de sürmenin bayağı bir faydası olduğunu hep böyle köylüden mutlaka var. Fakat ben onu da sonsuza kadar çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o tohumları göme eninde sonunda her taraf tohumda olacak. eninde sonunda. Daha evvel gömdükleriniz bu sefer yukarı çıkacak. Evet, eninde sonunda dön. Tabii birkaç sene. Evet, kısa bir süre için sürme olabilir ama eninde sonunda döne gelecek diyorsun yani. Tabii ki. Sonsuza kadar bir çözüm değil. Evet. Sürmenin de farklı dezavantajları var. Sene çok kurak gidip de onu oturtamazsanız bu sefer de kaba kaldığı için bitki çıkışta problem yapıyor. Kök yapamaması, büyüyememesi, evet, o gibi sıkıntılar olabiliyor. Yani her iki tarafında bence artısı eksisi var. Evet. Tabii ki Münavi'yi uzatmak en iyisi. Bence şimdi Münavi'de neye gideceğiz? Bölgemizde ormanlık yerlerde domuz sorunu da var. Evet. Bazı yerlerimiz su kaynıyor, tava gelmiyor. Evet. Çok geç ekim yapmak zorundayız. O geç ekimler geç biçildiği zaman, tek kaldığı zaman bütün domuzların oraya gelmesi ayçiçeğinde de bu sefer hasarı çok büyük yapabiliyor. Evet. Ondan da kaçınmaya çalışıyoruz. Bence
Yem bitkilerine ekmekte fayda var. Evet. Bezelye konusuna evet, gelecek. Evet, evet, evet. Bilmiyorum uygun mu ama. Tabii uygun yani, tabii. Yani bence bu konuya ağırlık vermemiz lazım. Yem bitkilerine evet. İkinci farklı bir alternatif olarak evet. Hem yerlerin daha farklı bir ürünle tanışması. Kesinlikle. Ve azot bakterilerinin yerde çoğalması. Yerde çoğalması. Bu gübre kullanımını azaltacak. Evet. Çoğu dışarıdan geliyor zaten. Aynen. Ve toprak kendi kendini besleyecek. Besleyecek. Ama bu da çok fazla üretildiği zaman acaba pazar bulabilir miyiz diye tabii, öyle tabii. bir sıkıntı var. Aynen. Ve bence bu yem ürünlerinde de bir desteğin gelmesi evet. lazım. Evet. Baktagillerin, baktagillerde işte geçen hafta Bulgaristan'a gittik, evet. programda konuşmuştuk. Evet. Adamlar %20 şart koşmuş. Şart koşmuş. Yani %20 ama ekmezse vermiyor işte, diğer ürünler. Böyle orada bir şey da olmuş. Bu çıkacak ürüne pazar bulunamazsa o zaman ne olur? Tabii, şimdi tabii. onu şeye bağlamışlar. %20 ekin, evet. ekmezseniz diğer destekleri de vermiyoruz. Aynen. Mecbur evet. koşmuşlar. Aynen. Güzel de yeteri hayvancılık yoksa, hayvancılık desteklenmemişse, o kadar yem bitkisine ihtiyaç yoksa ne olacak? Evet. O ürün ortada kalacak, fiyatlar yere düşecek, çiftçi satamayacak. Tabii. Bunlar da bir çözüm bulmak. Ali abi dediği gibi nohut da olur. Evet. Nohut dedi Ali abi tabii, mesela. Tabii. Nohut tecrübesi varmış. Bu, bunun eksikliği evet. var. Tabii. Yani tabii bizim birinci, yani ilk önemli şey münavebe. Çok kısıtlı münave bitkilerimiz var bölgesel olarak. Evet. Su sulu tarım olmadığı için münave bitkilerimiz çok kısıtlı. Klasik ayçiçeği, buğday ayçiçeği, buğday, arpa. Arada arpa yapıyorduk ama şimdi kanoladan sonra üçlü münavebeye girelim dedik ama risk ayçiçeği riski bizi kanolaya daha çok yöneltti. Evet. Ayçiçeği bir risk çünkü bahar yazlık bir bitki olduğu için ilkbaharda ekiyorsun. Çıkış sonrası ya Mayıs, Haziran'dan sonra yağmur yağmazsa risk artıyor. Verim düşüyor. İstediğimiz geliri elde edemiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Ayçiçeği yerine kanolayı soktuk. Buğday kanola, buğday kanola gidiyoruz. Şimdi az önce konuştuğumuz gibi ayçiçeğine desteği biraz da arttırabilirse hükümetimiz veya evet. bakanlığımız, tarım hükümetimiz belki biraz daha ayçiçeği araya girebilir. Münavebeye ayçiçeğiyle devam edebiliriz. Kanola da ekmek şartıyla. Kanola normalde tavsiye 4 yılda bir toprağa ekilmesi. Evet. Ama şimdi Ali abinin de bahsettiği gibi baklagiller efendim diğer bitkileri de araya sokabilsek bunların da pazarı lazım önce. Ben evet. 3-4 yıl nohut denedim. Çok güzel verimler aldım. Yerli tohumlardan 250 kilo biçtim. 250 kilo dekara verim aldım. Fakat yani satamadım. Satmadım çünkü para yok. Aynı narenciye dalında nasıl kalır? Benimkisi de ambarla kaldı, verdim sağa sola eşe dosta. O şekilde yani. Evet. Öncelikle pazar bulmak lazım. Pazarı kimse kendi tek başına bulamaz. Her şey az önce burada bahsettiğimiz gibi önder çiftçi gibi bir kuruluş ve kooperatif olacak. Bununla ilgili... Yani kooperatif ve kooperatifleşmeden hiçbir... dalda, alanda başarılı olmaz. Öncelikle bunu bir kooperatif altında sözleşmeli yetiştirip sözleşmeli yetiştirdikten sonra bunun pazarını profesyoneller tarafından bulunması lazım. Evet. Bununla ilgili mesela Ali abi, şimdi yurt dışında acıbakla, lüpen. Çok ciddi pazar olan bir ürün. Çok güzel bir ürün. 2 yıl içinde acıbakla getirmek istiyoruz Türkiye. Acıbakla gerçekten soya yerine kullanılacak. Protein çok yüksek. Devletin de mesela soya verdiği desteği acıbaklaya verirse bu köylü bunu eker. Türkiye'de düşün, ithalatten kurtulur. Soya ithalatı çok ciddi bir açık bizim için. Soya, ülkemizde çok cari açık yapan bir ürün yani. Kesinlikle. Soyanın yani bulamıyoruz. Soyanın verdiği besin değeri şu anda hiçbir yağda yok. Evet, tabii. O gördüğünüz, televizyonlarda gördüğünüz iri iri kıyı adamlar var ya, vücut geliştiriyorlar. Hepsi soyayla. Değil mi? Ben de bu sporla uğraştım bir zaman. Ha, o şey değil mi? Büyük hani evet, vitaminler. Evet. vitaminler. Kas yapıyorlar. Evet. Yani söyle. Çok büyük paralar verdim. Şahsen ben de bu sporu yaptım bir dönem. Öyle mi? Evet. O amino asitlere çok deli para verdim. Hepsinin içinde soya var. Hepsi soya var. Ha? Hepsinin içinde soya var. Ve ciddi para onlar. Evet. Bezelye. Ben normal konserve bezelyesi denedim bir sene. Evet. Bulgaristan'dan bir tohum getirdim. 700 kilo yaş verim aldım. 700 kilo yaş verim. Yaş evet. Yani yaş dediysem yemeklik olarak. Yemeklik olarak kullanacak. Evet. Onun yalnız konserveye gitmesi lazım da yer şey bulamadım, pazar bulamadım. 700 kilo verim iyi bir verim aslında. Evet. Ben Bulgaristan'daki evet. Bulgaristan'dan getirmiştim o tohumu. Oradaki verimin hemen hemen aynısını yakaladım. Çok iyi. Yani pazar yok. İşte bunu tek başına başarılı olamıyorsun bu konularda. Yani ürünü yetiştirmek bir şey değil. Pazarlamak çok önemli. Vallahi biz hep beraber bu tarıma gönül vermiş en baştan adamlarız. Yani siz hep beraber öyle görüyorum ben size. Hep beraber biz yeni şeyler yapacağız, mücadele edeceğiz.
Yani ama senin dediğin haklısın Ali abi. Pazarı veya desteği çıkarmayınca bu ülkede bir ün oturmuyor. Kanalda aynı şekilde. Senin büyük gayretlerinle başarılı olduğun bezelye tohumu konusu ve bakla tohumu konusu. Bezelyeyi yakından izliyoruz. Evet, yem bezelyesini daha çok ön plandasın. Evet. Çünkü hayvansal beslenme insan beslenmesiyle eşdeğerdir. Eşdeğer, aynı. O yüzden bakıyoruz biz olaya. Bu işte yem bezelyesi artık teknoloji birlikte, bilgiyle birlikte sanırım istenilen seviyeye geldi ve gelmek üzere. Gerçek. Daha da çok kaçacak ürünler var. İnşallah, İnşallah bu bize sinerji haline yapabilirsek. Evet. Bu bize bir münavebe olarak da genele yayılırsa hem topraklarımız nefes alacak. Tabii kesinlikle. Doğa da nefes alacak bak. Kesinlikle. Bunun yazdı doğa da nefes alacak. Çünkü Kanada'da çok ilaç kullanıyoruz. Değil mi? Çok aşırı ilaç kullanıyoruz. Yani atılan her ilaç karbon monoksit bilmem ne olarak doğaya karışıyor. Çünkü içinde kimyasallar var. Yani çok fazla bu konuda bilgim olmadığı için çok fazla şey söylemiyorum, bilmiyorum ama kesinlikle bu yapılan her zirai ilaçın bir kimyasal yönü vardır. Bezelyenin hem çok fazla sanırım ilaca ihtiyacı yok, gübreye de yok. Gir. Hem toprağı kurtaracak hem toprakta verimliliği kesinlikle ve sürdürülebilir bir tarımı yapmak için kesinlikle yem bitkilerine ihtiyacımız var. Evet, aynen. Çeşitli çeşitleri arttırmak kaydıyla yem bitkilerine. Kesinlikle. Ayda buyur abi. Şimdi aslında tabii münavebe olarak yani fi de ekilebilir. Tabii nohut yani da olabilir. Herhalde bildiğim kadarıyla bezelye falan yani topraktan çok böyle azot kaldıran bir bitki yok, değil. Yok, aksine topluyor. Tam tersine herhalde yem bitkileri bu azotu toprağa veriyor. Yani bizim de bunu artık ekmemiz lazım. Tabii ekmemiz derken işte az önce arkadaşlarımızla paylaştı. Tabii. İlk önce de tabii pazar bulmamız lazım bunları ekebilmemiz için. Evet, inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çiftçi TV Köy Kahvesi'nde bu hafta Köy Kahvesi olarak Tekirdağ Merkezi'ndeydik. Önder Çiftçi Projesi'nin ilk gününden son güne kalan kemik kadroyla akıllı ve Avrupa'yı bilen insanlarla birlikte olduk. İnşallah biz önümüzdeki hafta yeni bir köyde yeni bir programda buluşmak dileğiyle günleriniz hareketli, ürünleriniz bereketli olsun diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.